Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Bu yıl sahnelerde çok güzel bir oyun izledik. Özellikle seyirci için çok önemli bir tecrübe kazandıran Gomidas oyunu bir kilisede oynanıyor. Biz de bu oyunu izledikten sonra oyunun yaratıcıları, oyuncuları ve müzisyeniyle birlikte bir araya geldik. Oyunun yazarı ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak, Fehmi Karaaslan, projenin sahibi Ersin Umut Güler ve müzikleri yapan Hagop Mamigonyan'la birlikte oyunun detaylarını konuşacağız. Öncelikle Diren Sanat Mekanı'na hepiniz hoş Hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl keyifler? Gayet iyi. Biraz uzun bir yol ve trafiği atlatarak geldik. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki fikrin asıl sahibi kimdi? Kimle başladı Gomidas serüveni? Ersin Umut Güler'le mi? Yazar Sami'ye yönetmenle dönüyoruz mi? O burada. zaman Sami'ye dönüyoruz. Yani 7-8 sene önce ben bir tekst çalışırken, hayal temsil oyunu çalışırken Gomidas'la karşılaştım. Ki o zamanlar böyle tek kişilik oyun furyası da çok yoktu. Böyle Gomidas'ı hayal ettim. Bir koroyla, bir aktörle bu muhteşem hikaye anlatılmalı gibi bir fikir geldi 7-8 sene önce. Sonra biz yıllar içinde Fehmi'yle karşılaştık. İki oyunda çalıştık. Ve ben bu süreçte şeyi gördüm ya, yani bu Gomidas'ı Fehmi'den başkası oynayamaz. Öyle bir his geldi ve Neden? Fehmi Karaaslan'ı ben neden direkt tercih öyle bir ettin? his geldi ve ona gittim, ona teklif ettim. Ve böyle sonra da Umut'a gittik. Bunda şöyle bir şey oldu aslında. Bunu Fehmi oynar, Umut da bunu Evet. çok güzel yapar gibi his. Yani böyle sezgilerimle şey yaptım Projeyi gittim. çok iyi taşır dediniz. Umut'un kapısını çaldık ama o sırada hiçbir şey yokken, Fehmi ve Gomidas fikri varken ben Hagop Bey'le tanıştım. Hagop Mamigonyan'la. Ki çok mutluyum onunla tanıştığım için ve zenginleştiğimi hissettiğim birisi. Hagop'la böyle karşılaştık ve o Umut'un kapısını çaldık. Umut, yani gerçekten şu an aslında biz böyle büyülü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum ben. Böyle çok mutluyum. Yani çok güzel Bizler bir de o içinde enerjiyi çalışıyoruz. zaten sahnede alıyoruz. Peki Ersin Umut Güler'e dönelim. Siz bu proje size geldi. Nasıl karşıladınız? Bizim daha önce Sami ile bir yani beraber çalışmışlığımız vardı ve birlikte bir şey yapmak istiyorduk. Böyle bir oyunda beraber çalışmayı çok arzuluyorduk birbirimizle. Sami bana söylediğinde ben hani bu metni yazmak istiyorum Gomidas'ın hikayesini diye. Ben de Gomidas'ı çok çok seviyordum zaten. Ve böyle çok kısa sürdü. Yani çok 1-2 dakikalık bir konuşmanın içinde tamam bu oyunu yapıyoruz. Za geldi Ki ben mesele. Umut'a bir sürü şey söyledim. Bunu yapalım, onu yapalım mı? Ama o Gomidas'ta acayip Yani yükseldi. Gomidas'ı deyince benim için yani bir iki gerçekten böyle 1 dakika falan sürdü. Sonra tamam hadi bunu yapıyoruz bu oyun diye. Metin yoktu o zaman ortada. Henüz yazmamıştı. Yazmayı düşünüyorum demişti. İşte Fehmi Fehmi'den Karaaslan. bahsetti. Hagop'tan bahsetti ve böyle bir anda böyle bir projeye girişmiş olduk aslında. Ben Fehmi Karaaslan Red Speedo'da en son izlemiştim sizi. Ondan sonra başka bir oyun. Mutluyduk belki bugüne kadar. Evet, Orada da orada da var, vardınız. Mutluyduk orada belki. Sanki o zaman daha böyle kaslı, daha iri yarı hatırlıyorum sizi. Geleceğini Rol biliyordum için kilo mu buraya. verdiniz acaba? Yani orada spor koçunu oynuyordum. İşte ona uygun çalışmışımdır yani hatırladığım kadarıyla. Ne çalışıyorsam ona uygun işte saçımı Yani kesiyorum, değişiyorum falan. Onun etkisi rol mü vardı. sizi zayıflattı, pandemi mi zayıflattı, yoksa Pandemi. yönetmen mi? Pandemi, rol. Günde iki akış aldık. Çünkü Günde iki zayıflama akış. süreçleri falan hepsi birlikte. Bu rolü kabul etmede ne etkili oldu? Sami bana bahsettiğinde yani bir gün geldi şey dedi, sen benim Gomidas'ımsın dedi. O kim dedim ben. O kadar yani. Sonra bahsetti projeden. 4-5 yılı var bu işin ya. O zaman söylemişti bana. Biz başka bir provada çalışıyorduk. Mutluyduk belki provalarını yaparken. Evet. Sonra tabii okudum, araştırdım, inceledim. Uzun uzun konuştuk üzerine. Çok etkilendim o hikayeden. Onun için olmak istedim. Öyle başladı. Zaten diğer oyun çalışmalarını yaparken hani az çok kişiler, karakterler oyunu yazarken de kafanıza canlanıyor ve bir şekilde o şablonlar birbiriyle örtüşüyor anladığım Galiba kadarıyla. evet. Sezgilerinizi dinliyorsanız öyle oluyor. Peki neden Gomidas Vertabat adı? Normalde Gomidas'ın ismi farklı. Somonyan. Onun özel bir anlamı var mı? Türkçe karşılığı isminin. Burada hocam Hocamdan girebilir. girebilirsiniz. Sovomon esasında Türkçedeki Hago. Süleyman isminin karşılığı. Birebir Süleyman Sovomon. Yani İngilizce'de de Solomon. Evet. Dolayısıyla Gomidas'ın doğduğu andaki ismi Süleyman Süleymanoğlu.
Soğumon, Soğumon Yan. Yan eki Türkçedeki, soyadı eki, Ermenice'deki, Türkçedeki karşılığı oğlu. Gomidas'ın adı ne? Gomidas oyundan geçiyor adı. Özellikle o adı aldığı süreç. Tabii şimdi doğduktan sonra hepimiz yani Ermeniler de diyelim doğduğu zaman onlara bir isim veriliyor. Ama eğer ki kişi yaşı kemale erdikten sonra din adamı olmaya karar vermişse tekrar vaftiz olup doğduğu andaki vaftizden evet. sonra tekrar vaftiz olup yeni bir isim alıyor ve hayatını artık o isimle devam ediyor. Çünkü kendisini tamamen din adamlığına adamış oluyor. Dolayısıyla o zamanki dini önderler Soğumon'a Gomidas ismini layık görmüşler. Ve dolayısıyla Soğumon'un artık din adamı olduktan sonraki ismi Gomidas olarak devam ediyor. Bu arada da bu projenin en etkili yanlarından bir tanesi bana göre bir kilisede oynanması. Svorotman Kilisesi'nde oynanıyor. Evet. Kilisenin bu ismin karşılığı nedir? Gök gürültüsü çocukları. Gök gürültüsü olarak. Çocukları. Evet. Çok da etkili bir ismi var. Evet. Beni çok etkiledi proje. Çünkü kilisede bu oyun oynanırken cemaatinin dışında başka dinde, başka dilde, ırkta tiyatro severleri de bir araya getirmiş oluyor. Bir nevi aslında sanatı tam da din, dil, ırk ve kültürler arası bir etkileşime sokmuş oluyor. Evet. Kiliseyi nasıl ikna ettiniz? Yani kilisede oynanması fikri nasıl oluştu? Ya oyunun nerede olması üzerine de konuşuyorduk. İKSV Tiyatro Festivali için de bir başvurumuz evet. olmuştu. İKSV Tiyatro Festivali premier... yine kilisede mi oynadı? Tabii. Hep orada. Hiç oradan dışarı çıkmadık. Oyun normal sahnede de olabilir. Kilisede de olabilir. Bunu hep konuşuyorduk. Alternatifler ne olabilir diye. Hani olur ki bulamayız kilise. Kilise fikri üzerine yoğunlaştık. Pandemiden sonra ben bir araştırdım. Yani pandemi süreciyle beraber biz provaya başlamıştık zaten 2020'de. Ve kiliseleri araştırmaya başladım. Sonra bu kiliseyi bulduk. Wartsholt Wartman'ı. Orası da tabii bir kültür merkezi. 2010'da Avrupa Kültür Başkenti yılında kültür merkezi haline getirilmiş. Aslında ibadete açık bir yer değil. O yüzden orada öyle mi? Normalde ibadet yapılmıyor mu? Ben ibadet de yapılmıyor. Yani olarak. Özel günler dışında, isim evet. günleri dışında yapılmıyor. Ki öyle olsa zaten bizim orada bu kadar büyük bir organizasyonu yapmamız çok mümkün olmayabilir. İşte pazar günleri biz gidiyoruz oyun oynuyoruz. Cumaları, cumartesileri. Ve o kiliseye bir şekilde ben de şey yaptım. Yani en uygun yer burası gibi gözüktü. Tatül Bey'i de analım. Hani evet. metni okudu. Evet. Metninden bize geri dönüş yaptı. Oradan evet. sonra konuşurken Hagop bizi Tatül Bey'le buluşturdu. Tatül Bey'in de rütbesi yani din adamlığında evet. Gomidas Vartabet'le aynı. Ve kendisine gittik Patrikhane'ye. Projeyi anlattık. Konuştuk. Hagop aracı oldu. Metni okudu. Ve böyle bir çok güzel bir kaynaşma oldu aramızda ve bize gerçekten kapıları açtı. Hem Patrikhane hem de Meryem Ana Kilisesi Vakfı bu oyuna çok destek oldular bu manada ve kapıyı açtılar ve biz orada şanslıydık biraz. Bir 15 gün evet. kadar da prova yaptık mekanda. Tatül Bey'in ruhu şahı evet, olsun. Evet. Peki normalde şöyle bir avantaj da oluyor tabii ki bir sahne kurup sahnede kilise dekoru yapmaktansa yani bu çünkü zaman ve masraf olarak da çok emek isteyen bir şey ama hazır kilise ve hazır mekan bu açıdan da tiyatronun sahnelenmesi açısından bir destek diyebilir miyiz bunun için? Yani sizin biz oyunu aslında kolay... oraya yerleştirdik bir şekilde. Evet. Yani koroyu konumladık, seyirciyi konumladık, dekor böyle olacak diye. Yani bir bunu bir sahnede de oynayabiliriz yarın öbür gün. Yani turneye evet. gideriz, her yerde kilise evet. bulamayız. O zaman oraya bir kilise... kurmayacağız tabii ki sahne üzerine. Oranın gerçekliğin içine yerleşti. Ve hem Gomidas'ın hikayesiyle çok güzel örtüştü. Hem de seyirci için çok özel bir deneyim Gomidas'ın oldu. Bu arada Gomidas'ın görev yaptığı kilise değil mi burası? Ya da mutlaka içinde bulunduğu, yaşadığı bir kilise değil mi? Yani o... Şöyle, zaten kilise İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nin tam karşısında. Dolayısıyla din adamları da eğer ki herhangi bir kilisede görev yapacaklarsa Patrikhane'ye sürekli uğrayıp oradan bir icazet almak, oradan izin almak, onların görevlendirmelerine göre kiliselerde bulunmak zorundalar. Gomidas'ın esas görevlendirildiği kilise Karaköy'deki, Galata'daki kilise ama Kumkapı'ya da sürekli ayinlere davet edildiğini, orada da ayinle gerçekleştirdiğini biliyoruz. Peki gelelim Gomidas oynayan Fehmi Karaaslan'a. Gomidas'ı kilisenin baş koro şefi, böyle tanımlayabiliriz. Belki farklı zamanlarda bulundunuz ama bir nevi o role girip ve o atmosferin içerisinde onu canlandırdınız. Bu bir oyuncu olarak size ne hissettirdi? Yani sahneye çıkıp
onun ete kemiğe bürünmüş şeklini aldığınız zaman sizde nasıl bir etki oluşturdu? Yani herhangi bir role çalıştığınızda neyse süreç öyle ilerledi tabii ki ama büyük bir katman var burada. O da çok önemli bir karakteri canlandırıyorsunuz Gomidas gibi. Ve müzisyen olması, oyunu bizim kilisede canlandırmamız ritüel havası kattı işin içine. Bir ayin gibi aslında orada geçiyor performans. Bu bağlamda oyunculuk adına yani bir karakterizasyon çalışması var tabii ki. İşte orada bir sahne performansı var, müzik var, şarkı söylüyorum falan ama hepsinin ötesinde yani Gomidas'ın ruhu da orada sanki gibi geliyor bana ve o performatif anın içerisine bir nebze ayinsel bir şey de katmış oluyor. Bir rahip gibi hissediyorum aynı zamanda. Yani bütün o Gomidas'ın hissettiği duygular sanki oradaymış gibi. Yani sezgisel bir şekilde üzerimde dönüyor, içimde hissediyorum. Böyle bir şey ekleyebilirim. Yani klasik bir oyundan farklı olarak. Peki şimdi belki oyunu izlemeyen izleyicilerimiz için de Gomidas kimdir? Kısaca özetleyebilir misiniz? Hepimiz bir şey söyleyebiliriz. Kendimizce. Evet. Benim için hani tüm Anadolu'nun ve Ermenistan'ın dağın taşını, toprağını gezmiş, müthiş bir müzik dünyası, müthiş bir katkıda bulunmuş bir derlemeci, müzisyen ve deha. Ben bu tanımı çok önemsiyorum. Çünkü şarkılar çok önemli bir kültür ögesi. Ve o şarkıları tutunarak aslında hayatı ve bizi anlamaya çalışmış. Ben bunu çok değerli buluyorum. Ben Gomidas benim için bunu çok... Orada oyunda da geçiyor. Diyar diyar dolaşarak şarkılar topluyor. Yani bendeki şey bu ekipte. Hangi dini ırkta olursa olsun. Ama tabii Fehmi, hocam başka bir şeyler söyleyecekler. Evet. Ersin. Yani çok şey var tabii söyleyecek ama ilk başta aklıma gelen Osmanlı topraklarında doğmuş olan birinin iki kültür arasında bir kültür elçisi gibi geliyor bana günümüzdeki karşılığı olarak. Ana dili Türkçe ilk başta, sonra Ermenice öğreniyor. 9-10 yaşından sonra, Eçmiyatsı'na gittikten sonra. Dediği gibi bütün coğrafyaları gezen, anne babasını çok erken kaybeden, ya bir dahinin hem dini baskıyla bir taraftan devamlı yer değiştirmesi, yaptığı müziğin işte şey tarafından, Ermeni Patrik tarafından reddedilmesi İstanbul'da. Daha sonra göçe zorlanması, işte Çankırı yolları. Bütün bu çektiği ızdırabın hepsi totalinde bir masumiyetin nasıl toplumca yok edilişini anlatıyor gibi geliyor bana. Böyle bir özet geçebilirim. Daha kısa söyleyeceğim. Bu diye toprakların yetiştirdiği çok büyük sanatçılardan biri ve maalesef bugün çok az insanın bildiği, hatırladığı, biraz unutturulmuş, bizim yakın geçmişimizle de hesaplaşmamızı sağlayacak büyük bir sanatçı. Benim için en önemli yanı, çok önemli bir sanatçının bu toprakların yetiştirdiği büyük sanatçılardan birini hikayesini anlatıyoruz ve onları tanımayan insanlara ulaştırıyoruz. Bence Gomidas böyle biri. Evet, onlar şimdi her şey söylediği için bana fazla bir şey kalmadı. Ama ben bu hani koro şefi oradan tabii, en önemli şey sende. Öyle bir şey söyleyeceğim. Bir tane de yani şey bir şey buldum kalıp onu da söyleyeceğim. Şimdi ben tabii müzik öğretmeniyim ve koro şefiyim. Bizim Gomidas da şöyle bir hani ortak demeyeyim bir tarihsel bağımız var. Gomidas'ın doğumu 1869. Evet. Benim doğumu 1969. Dolayısıyla 100 yıl var aramızda. Bir mesajlaşma mı vardı? Belki bir şeyler geldi oradan bilmiyorum. Bir de onun... Tabii müzisyen olunca farklı frekanslar yakalanıyor. Kesinlikle. Yani. Onun görev yaptığı Getrunhagen okulunda. Ben şu anda müzik öğretmeniyim. Ben oradan da mezunum. O okulda müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun dokunduğu piyanonun tuşlarına dokunuyorum şu anda. Okulda 100 küsur senelik bir piyano var. Ya bu tabii benim için son derece anlamlı. Sonrasında Ahmet Sami, Fehmi ve Umut'la tanışıp da bu Gomidas projesini bu duygularla yani benim geçmişteki o yaşadıklarımla birleştirdiğim zaman bambaşka bir duygu çıkıyor ortaya. Totalde özetlersek belki de Gomidas Kütahya'nın unutulan mucizesi de diyebiliriz. Evet, unutulan demişken bu açıdan gerçekten çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Bir insani vazife diyelim buna. Ben oyunu izledikçe hani bazen kendimize de sorarız ya işte dünyaca ünlü işte şairimiz, müzisyenimiz, piyanistimiz ya da işte roman yazarımız kimdir vesaire. Ve bu Türkiye'nin topraklarında, Anadolu'da böyle bir müzisyen geçmiş. Yani çoğu nesil bilmiyor ve dünyaya yayılabilecek bir üne sahip. Her dilden, her dinden türküleri, şarkıları birleştirip kendisi çok özgün bir şarkı. Hatta Halide Edip Adıvar'ın deyimiyle işte Tanrı'nın sesinin yere inmiş hali diye ifade ediyor. Yani bir müzisyen için.
Peki bunun neden farkında olmadık ya da bu bu açıdan hakkı yenilmiş diyebilir miyiz? Ya da ona kaybettiği hakkı bu oyunda bir nebze de olsa geri mi veriyoruz? Ya bu biraz sanki şeyle ilgili yani. Gomidas'ın yaşadığı dönemde o zamanki politik atmosfer, yani biraz böyle Türkiye tarihi okuması yapmak gerekiyor bunun için. Maalesef şunu söyleyebilirdik ama bu konuşulmuyor resmi ağızlardan. Yani bu toprakların, bu ülkenin yetiştirdiği büyük Kütahya'da doğmuş bir müzisyen, dünyaca ünlü müzisyen, dünyaca ünlü sanatçılarımızdan biri denebilirdi ama bu denmiyor. Çünkü bazı, yani hafıza silinmeye çalışılıyor bu ülkede çokça. Maalesef Gomidas bunun kurbanlarından biri. Çok büyük bir müzisyen ama sanki yokmuş gibi davranılıyor, unutturuluyor. Bizim de sanatla uğraşan insanlar olarak bu kadar büyük bir müzisyenin bu topraklarda doğmuş, burada çok kültürlü, çok dilli müzik yapmış bir müzisyeni hatırlatmak bizim görevimiz. Bu sorunun cevabı biraz yakın tarihle ilgili, biraz o dönemki siyasal olaylarla ilgili. Bir de bu coğrafyanın yani bir şey, nasıl anlatayım, geleneği çok, mi diyeyim? Evet, çok büyük bir zenginliği heba etmiş oluyoruz. Sadece yani, Gomidas değil. Kıymetini bilemiyoruz. Yani. Sadece Gomidas değil, birçok. Evet, ki en iyi sanatçılarımıza bile her zaman bir linç girişiminin yapılması bile bunun göstergesi. Peki yazara dönmek istiyorum, Ahmet Sami Özbudak. Şimdi biz oyunda aslında bir ayin izliyoruz. Fehmi Karahaslan'ın az önce dediği gibi. Aslında hem bir doğum ayini, hem bir veda, yani ölümden sonraki düzenlenen bir taziyeyi izliyoruz. Her seyirci de aslında bir nebze o ayine katılmış gibi oluyor ve şeffaf bir tabutun üstünde oynanıyor oyun. Bunu biraz anlatır mısınız? Bu duyguyu nasıl yarattınız? Bir yandan da akıl hastanesindeki süreci anlatılıyor. Hem o hayatının son demi, yani müziğe küstüğü dönem anlatılıyor. Hem o ölüm süreci, vedalaşması. Onu bize biraz açar mısınız? Yani teşekkür ederim ilk önce bu okumalarınız için. Yani bu çok güzel bir algıyla dönmüşsünüz oyundan. Şimdi şöyle, biz şu ilk başlık toplantıda biz Gomidas'ın bir günlüğünü anlatacağız, bütün hayat hikayesini anlatacağız diye bir tartıştık kendi aramızda. Evet. Fehmi, Umut, ben. Hayat hikayesine karar verdi. Çünkü insanlar bilmiyorlar. Yani Gomidas'ı tanımıyorlar. Evet, işte babasının getirip, amcasının getirip kiliseye yani, teslim etmesiyle birlikte. Hayat hikayesine karar verdi. Benim önümde çok zor bir süreç başladı. Çünkü onu bir oyuncunun ağzından hayat hikayesini anlatmak, bir de bulanık bir zihin, hani gidip gelen bir zihinden bunu anlatmak çok zordu ama bana Pierre'in koyunu yardım etti. Bir tane hayali koyunun peşinden gerçekten doğum ölüm arasında bir çizgide bizi gezdiriyor. Ve aslında gerçekten hayatı da kutsuyoruz, ölümü de işte vedalaşıyoruz oyunda. O anlamda hani böyle bir çözümle, biraz fantastik ögelerle yardım ettim ki aslında o dumanlı zihin biraz burada bana yardım etti. Hani o delilik hali, o gidip gelme hali biraz işimi kolaylaştırdı ama çok zor bir şey. Bütün hayat hikayesini bir 85 dakikaya sığdırmak ve hani bir şeylere zarar vermeden onu yapmak çok zordu. Ve biz çok güzel yerlerini de attık oyunun bu arada. Yani bayağı güzel yerlerden süreç içinde vazgeçtik. Okuyor okuya, oynuyor oynuyor. Hani... Ama... Şimdi delilik hali demişken aslında biraz da burada oyuncuyu da zorlamış olmuyor musunuz? Yani şöyle, şimdi delilik hali olduğu için seyirci kafasında biraz hani seyirci acaba bu yaşananlar, bunca anlatılan olaylar gerçek mi? Ama bir yanda da oyuncunun onun gerçek olduğunu ispatlaması için farklı bir efor sarf etmesi lazım. O Fehmi orada işte. Bunu nasıl... O top Fehmi yedi galiba. Evet. Yani şey, biz tabii prova sürecinde çok farklı denemeler yaptık. Yani o delilik kavramının üzerine çok yüklendiğinizde oyuncu için çok eğlenceli bir alandır o. Yani her bütün oyunculara sorun, deli oynamak ister. Çünkü ama şimdi eğlenceli şöyle, şimdi buradaki delilik şöyle, hemen araya giriyorum. Hani böyle kafan estiği gibi oynayıp kafan estiği gibi her şeyi yapan savuran değil. Evet, yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani öyle oynamaya çok açık bir alan burası. Çok bıçak sırtıydı. Yani o tarz denemeler de yaptık ama o ya ilginç bir adam izliyorsunuz karşınızda deliren ama hikaye geçmiyor. Onun yerine biz bıçak sırtı bir yerde ne o tarafa çok yatan ne de hikayeden kopan ince bir yerden gitmeye çalıştık. Ama deliliğini de görürken hikayenin de akmasını sağlamaya çalıştık. O ince bir işçilikti orası. Çünkü orada çünkü dilde de biraz böyle hani hafif böyle kendini kaybetmiş olmanın vermiş olduğu bir kayma da hissediyorduk zaman zaman anlatılırken.
Peki gelelim, bu oyun Fransa'da da oynanacak, turnuya çıkacak ve siz birkaç dilde de bu oyunu oynayacaksınız. Peki buna da elbette ki hazırlıklısınızdır, yani Fransızcanız iyi. Oyunu oynarken bir şeyde tereddüt ettiğiniz oldu mu? Hani bu kelimeyi Fransızcasıyla Türkçesi arasında o fark gidip gelme durumu sizi böyle bir yanıltma noktasına getirdi mi? Getiriyor mu? Biz kaç kere oynadık? 3 tane Fransızca oynadık. Ha, oynadınız. Evet. Fransızca'da. Festivalde de oynadık geçen sene. Bu sene de 2 tane oynadık. Yani orada şöyle, artık ben o kadar çok prova yapmıştım ki son günlerde mesela Türkçe devam ederken diğer cümleyi Fransızca söyleyebilecek durumdaydım artık. O yüzden yani şizofreniye kaymıştı. Ya belli provalarda hadi şimdi Türkçesini oynadım. Bitti. Evet, şimdi Fransızca oynayalım. Bir saat Arabiyaz'da Fransızca. Şimdi Fransızca oynayalım gibi. O yüzden idmanlıydım bayağı. Yani şimdi Fransızca oynadığım zaman öyle bir engel hissetmiyorum. Tabii dil değişince birçok şey değişiyor ama hani dil karışması, sürüşmesi gibi bir şey olmuyor. Bu arada da Türkçe Fransızca çeviren Serra Yılmaz ve Yiğit Bener destek vermiş. Onlarla nasıl yürüttünüz bu projeyi çevirme sürecinde? Bu projenin içinde Fransız Kültür Merkezi de var, İstanbul Fransız Kültür Merkezi. Onlar bu çeviri sürecini organize ettiler. Yiğit Bener ve Serra Yılmaz da çeviri yaptılar. Bir bölümünü Yiğit Bener, bir bölümünü Serra Yılmaz çevirdi oyunu. Yani iki perde değil, tek perde ama bölüm bölüm. Orada Fransız Kültür Merkezi'nin bir desteği oldu projeye. Peki burada bir, şimdi sonuçta bir biyografik de bir oyun. Hı hı. Hayat hikayesini anlatıyorsunuz. Bu hayat hikayesini anlatırken işte keşke bunu da koysaydık ya da böyle koymadığınız elbette şey vardır. Bir oyun içerisinde yapılır atılanlardan ikinci bir Gomidas 2 yapılır. Yani Berlin çok güzel mesela. Berlin hikayesini atmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü çok oyun uzuyor ve seyirciyi pandemi döneminde olup daha evet. Uzatamayız yani. Zaten uzun bir oyun bence. 85 dakika gayet uzun bir süreç. O yüzden çok attığımız yer var ama galiba en iyi yerleri tuttuk diye düşünüyorum. Peki tek kişilik de karar kılmanız, tek kişilik oyunda karar kılmanız pandemi mi etkili oldu yoksa zaten oyunun orijinalini tek kişilik olarak başta ben 7-8 sene önce hayal ettiğim şey çok ilginç. Böyle bir hayalle geldi yani. Bu adam koro şefi, tek başına evet. Sahnede olmalı ve arkada koro olmalı. Yani hep böyle geldi. Hani bir ikinci bir rol asla yok bence bu oyunda. Yani ikinci bir, zaten iki oyuncu var aslında. Koromuz, devasa bir koro var, evet. Arkada bir aktör var. Aslında iki tane oyuncu, iki tane temel öge var. Başka bir şeye ihtiyaç yoktu benim için. Pandemi bizi vurmadı bu arada. Yani biz 41 kişilik bir oyunuz. Koro demişken 40 kişilik bir koro Fehmi Karaaslan'a eşlik ediyor ve hemen oyunun... Şöyle Gomidas'ın müziklerini evet. Koro için, yani söyleyeceğimiz müziklerin metinlere uygun olarak seçerek onları yerleştirdik. Tabii ki beraber yaptık esasında. Hani metinde nereye doğru gidiyorsa konu, o konuya ilişkin Gomidas'ın bestelediği, çok sesli hale getirdiği bir eseri oraya yerleştirdik. O şekilde. Peki Gomidas'ın müzik tarzı, müzikleri denilince neler söylersiniz? Hani nasıl bir müzik tarzı var? Koronun özelliği ne? Onun yaklaşık olarak 300 kişilik bir korosu var. Tabii. Muazzam bir şey yani 300 kişi bir arada tutup böyle büyük bir koroyu yönetmek. Biraz onun hakkında sizden bilgi alalım. İşte orada bir sıfırı atıp üstüne 10 kişi daha ekleyip ancak o şekilde devam edebiliyoruz. Neticede Gomidas'ın eserlerini ikiye ayırmak ilk etapta daha mantıklı. Dini eserleri ve din dışı eserleri. Yani bugün İstanbul'daki, hatta dünyadaki tüm Ermeni kiliselerinde söylenen ayin eserleri büyük bir çoğunluk Gomidas'ın düzenlediği şekilde söyler. Başka besteciler de var Gomidas'tan daha sonra ve daha önce çıkan. Ama genelde tercih edilen, en çok tercih edilen Gomidas'ındır. Dini eserlerinin dışında din dışılara bakacak olursak halk şarkıları, işte demin söylendiği gibi köylerde köy köy dolaşıp oradaki insanların değişik şehirlerde değişik köylerdeki söyleyiş tarzlarına göre düğün şarkıları, çocuklar doğduğu zamanki o şenlik şarkıları, cenazede söylenenler, ağıt tarzında olanlar, ninniler, evsizler için yaptığı şarkılar, böyle başlıca şeyler var, başlıklar var. Yani genellikle halk şarkıları konusunda esasında çığır açan da bir yapısı var. Bugün günümüze o halk şarkılarını ulaştıran kişi kendisi aynı zamanda. Peki o zamandaki yazdığı notalarla veriyorsunuz değil mi tabii, müzikleri? Tabii aynı birebir. Peki koronun çalışması, koronun oyuncuya uyum süreci, o süreç nasıl geçti?
Yani çünkü 30 kişilik bir koro ve oyuncuyla birlikte o eş güdümlü çalışmayı nasıl yürüttünüz? Yani o kadar insanı şöyle, toplamak, bir arada tutmak, pandemi de var. Evet. O bizi bayağı zorladı tabii ki. İnsanlar çekindiler, korktular. Neticede Fehmi tek kişi. Biz 30-32-40 kişi civarında olduğumuz zaman problemler yaşadık ama bizim çalışma sürecimiz iyi geçti. Güzel bir süreçte çalıştık. Yani nispeten belki biraz daha hafifti o dönem. Çünkü artık dönemleri karıştırıyorum. Ne zaman ne kadar yoğundu, ne kadar hafifliydi falan. O çalışma sürecini iyi geçirince provalarda da kendileri zaten bütün metin bende. Yani onun söylediği evet. Bütün metin bende olduğu için gireceğimiz yerleri önceden işaretledik tabii ki. Sonrasında da o cümle gelmeden söyleyeceği kilit cümleler vardı. Siz ona başka bir şey söylüyorsunuz. Q diyorsunuz. O Q'lar gelmeden ben koroyu hazırlıyordum, ayağa kaldırıyordum. Çünkü söylemediğimiz zamanlarda oturuyoruz. Ayağa kalktıktan sonra sesimiz var, diapazon aletiyle ses alıyorum, veriyorum. Çünkü herhangi bir müzik aleti yok bize eşlik eden. Zaten Gomidas'ın yazdığı eserler akapella, yani herhangi bir enstrüman kullanılmadan evet. söylenmesi gereken eserler. Dolayısıyla onu hazırladık, yani çok iyi. O ne söylüyor, biz ne söyleyeceğiz? Bu hazırlığı çok iyi yaptık. Kendisiyle de sürekli paslaştık Fehmi'yle. O çok güzel bize paslar atıyordu bulunduğu yerden. Biz o pasları gole çeviriyorduk diyeyim. Yani gerçekten hani sahnelenme yöntemi olarak da bizde şöyle bir etki oluşuyor. Hani Gomidas oynayan işte Fehmi Karaaslan sahnede bir tabutun üzerinde. Hani zaman zaman çaresizliği, dramları, acıları, işte o çırpınışları, o yalnızlık. Bir yanda da tabii orada şeyi de hissediyorsun. Hani koyun, bir çobanın koyunlarını beklemesi gelen seyircilerle birlikte. Ve arkada o koro çıktığı zaman o yalnızlığın bir anda çok güçlü bir sese dönüşmesi. Dedim acaba zamanları aşan şey o koronun orada oluşturduğu etki mi? Yani bizim seyirci olarak da üzerimizde çok muazzam bir etki oluşturuyor. Tabii yani Gomidas zaten hani söylemeye çok da gerek yok. Çok önemli bir figür bizim için, yani Ermeniler için çok önemli bir figür. Hele bu şekilde canlandırılacak olması, bu şekilde sahneye konulacak olması bizi çok etkiledi. Koroyu ve beni, biz tabii ki daha önce de Gomidas eserlerini sahnede normal koro konserleri yaparken söyledik. Ama oradaki etki başka bir etki. Yani konsere çıkıyorsunuz, eseri söylüyorsunuz. Burada hikaye anlatılıyor, siz hikayenin arasına giriyorsunuz ve şarkıyı söylüyorsunuz. Çekiliyorsunuz, sahne tekrar oyuncuya kalıyor. O bambaşka bir şey. Hepimiz çok keyif aldık. Şu an 16. oyuna doğru gidiyoruz. Ben bir de oyun izlerken merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Oyunda o toprak sahnesi var ya, toprağı alıp böyle savurduğunuz bir sahne var. Orayı bir anlatır mısınız? Yani orası beni çok etkileyen sahnelerden biriydi yani. Oyun zaten Sami direkt toprağın üzerine inşa etti. Yani oradan geliyor, oraya gidiyor gibi. Bir taraftan bütün karakterler o toprağın içinden çıkıyor. Onun fantezileri, hayali. Ben oynarken, daha oyuna başlarken belki mezarın üzerindeki toprak, belki onun ölmüşlerinin üzerindeki toprak gibi okuyorum o hikayeyi. Bir sürü metafor kurabilirsiniz ve o dağılmış toz duman olmuş geçmişiyle, annesiyle, babasıyla, ülkesiyle, vatanıyla, vatansızlığıyla, yalnızlığıyla, içindeki yalnızlıkla o tozun toprağın içinde boğuşuyor gibi ve oradan bir şeyler yaratmaya çalışıyor kendine. Kendi tanrısı olarak bir karakter çıkartıyormuş gibi çamurdan. Öyle bir metafor aslında kurabilirim. Aslında oyun da o noktada bize şunu veriyor. Yani dünyada asıl gerçek olan, evrensel olan, insanın ruhunu besleyen şeyin işte bir müzik olduğunu. Çünkü sonuçta orada yine din, dil, ırk, hangi cinsiyetten olursa olsun sonuçta bir kilisenin atmosferi altında buluşuyoruz ve bizim üzerimize çok farklı bir etkisi oluşturuyor. Yani bir nevi o zamana gitmiş gibi oluyoruz. Ya burada bunu vermek istemiş miydiniz seyircinin? Tabii ya. Hemen bir soruyla bağlıyorum. Ya bizim böyle düşünmemizi özel istemiş. Ya şu güzel. Herkes kendi okumasını yapıp çıksın. Evet. Çok değerli. Siz şu anda biricik okumalar yapıyorsunuz. Size özel. Çok değerli bunlar. Herkes böyle okumalar çıkarıyorsa, farklı ve etkileyici okumalar çıkarıyorsa. Herkesin benzer gördüğü ve farklı gördüğü ne kadar enteresan yönler var. Çok etkileyici. Çok başarılı bir proje gerçekten bu anlamda önemli. Peki hemen şeyi sormak istiyorum. Şimdi kilise sonuçta tarihi bir mekan ve orada da bir tiyatro sahnesi kurdunuz. Elbette ki kilisenin şeyine uygun bir şekilde, tasarımına, tarihi dokusuna. Bu esnada bir zorlukla karşılaştınız mı? Hani ışık ekipmanları yerleştirirken
Oraya dokunma, buraya dokunma ya da ne bileyim. Yok öyle böyle bir şey söylenmedi ama biz zaten bunun böyle çok ya yani oraya oranın çok tarihi yani çok eski bir kilise ve yani oraya zarar vermemek, oranın dokusuna zarar vermemek üzere zaten bütün ekip biz oraya girdiğimizde burada hani buna göre çalışacağız. Biz burayı böyle gözümüz gibi koruyacağız diye girdik. Ya zor tarafı. Bizim için teknik sorunları var. Ya şey, Işık meselesi. Evet. İlk başta girdiğimizde biraz moralim bozuldu. Çünkü o kadar uzaktı ki sahne. Hani sonraki Fehim ile oturup ben ne yapacağım burada diye düşünürken bu fikri geldi. O hemen çözdü. Çünkü o kadar uzaktı ki seyirci. Yani hakikaten oyundan kopuyorsunuz yani. O eski yerleşimi. Böyle bir yerleşim planı bizi mesela kurtar. O bir teknik problemdi. Işıkta da aslında böyle bir takım küçük şeyler oldu. Onun dışında evet, şeyi Fehmi'yi yükselttik tabii. Bir platform kurduk orada. Çünkü yükseltmek zorunda. Çünkü, arka taraftaki seyirci, önde biraz uzun boylu birisi oturursa artık görmek için neler yapıyor. Ya, o yerleşimi yapmak çok kritikti. Evet. Sonrasında da yani her oyun için oraya ışık kiralanıyor. Bu tabii ışığın sökülmesi, takılması, yani altyapısı, masası, her şey geliyor. Bu biraz büyük bir operasyon. Bizim için. Ama onu da bir şekilde çözdük. Peki gerek orası sonuçta kültür merkezi olduğunu söylediniz. Gerek oranın daimi ziyaretçileri gerekse normal tiyatro severlerin orayı işte keşfederek geliyorlar sonuçta. Onlardan nasıl bir dönüş alıyorsunuz? Mesela oyuncudan başlayalım. Sana mesela nasıl döndüler? Nelerle karşılaştı? Tepkiler ne oldu? Tabii iki tip seyirci var. Bir seyirci buluşması oluyor ya oyundan sonra. İki tip seyirci var bence. Bir Gomidas'ı çok iyi tanıyan hem Ermeni cemaatinden hem de işte Türkiye'de müzikologlar ya da müzisyenler ya da bu Gomidas'ı gerçekten takip eden insanların etkisi var. Bir de hiç tanımayan insanların tepkisi var. Tabii ki ikisi de çok ayrı farklı. Fakat beni çok etkileyen hiç Gomidas'ı tanımayan insanların oyundan çıktıktan sonraki o etkilenme biçimleri. Yani o şaşkınlıkları, böyle biri var mıydı demeleri. Ve oradaki ağlayarak çıkmaları mesela finalde. Bu çok etkiliyordu bizi. Çünkü hiçbir fikirleri yok mesela. Benim ilk Gomidas'ı tanıdığımda olduğu gibi. Yani benim 5 yılda yaşadığım süreci sanki onlara biz 90 dakikada yaşatıp çıktıktan sonra kafalarında bu adam kim bir dakika bir şeyler okumalıyız diye evlerine gidiyorlar. Hatta bugün onu konuşuyorduk. Çıkışta kitaplar var. Bu oyunun isim kaynağı olan kitaplar. Onlar ilk başta insanlar girerken şöyle bakıp geçiyor içeri. Oyun bittikten sonra bir sürü insan kitap alıp gidiyor. Yani böylece aslında büyük de bir katkımız olmuş oluyor. Hem Gomidas'ın tanınmasına, az önce bahsettiğim gibi kültürlerin, iki toplumun birbirini biraz daha dikkatli izlemesine, dinlemesine. Gomidas'ı tanıyanlar için de tabii ki hem bildikleri bir karakteri o şekilde kanlı canlı karşılarında görmek büyük bir etki yaratıyor. Hem de işte bir Türk grubu bunu yapıyor bir taraftan, ortak bir şekilde koro ile beraber. O buluşmaya da bir ilginç bakışları oluyor. Bu böyle diyebilirim. Yani Gomidas'ın müzikleri birleştirdiği gibi siz de tiyatroda insanları birleştirmiş olduğunuz. Bir parantez açıp bir teşekkür. Yayın evi bir zamanlar yayıncılık ve galeri bir zamanlar yayıncılık. Onlar stand açıyorlar. Galeri bir zamanların Gomidas Vartabet'le ilgili bir sergisi var kendi galerilerinde. Onu dijital mecraya döktüler ve biz kilisenin girişinde ekrandan onu gösteriyoruz. Hem o sergi desteği için hem gelip stand açtıkları için de hem galeri bir zamanları bir zamanlar yayıncılığa Osman Köker'e buradan bir sevgi saygı gönderelim. Osman Köker'e de buradan teşekkürlerimizi sizin aracımızla gönderiyoruz. Çok ciddi kaynaklar basıldı sayelerinde. Onlara da teşekkür ederim. Aslında oyuna o kadar çok emeği geçen var ki ben oyunun listesine baktım. Yani şimdi oturup onların isimlerini sayayım desem bayağı bir yarım saat sürer. Yani şeyden. Gerçekten de hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Teşekkür bize de böyle bir tecrübeyi kazandırdıkları için seyirci olarak bir zamana yolculuk da yapmış olduk. Aynı zamanda farklı düşünce ve fikirlere de yolculuk yapmış olduk. Söylediğinizi afiş tasarımcımız geldi en son oyuna. İki afiş tasarımcımız var. İşte Uğurcan Ataoğlu, Talip Özer. Talip şey dedi, yani biz bunu hazırlarken broşürün arkasındaki yazılar, yani bakıyordum bir sürü yazı var. Ben bunların niye bu kadar çok olduğunu, ne olduğunu oyunu izleyince anladım dedi. Evet. Bu çok kıymetli. Yani bu oyunun arkasında çok fazla insanın emeği var. Şimdi koro bile o kadar önemli ki oturup aslında o koronun bütün isimlerini sayımız 30-40 kişi. Evet, Düsovriç Korosu çalışma oluyor. Çok eski ve köklü bir koro. 1929'da kurulmuş bir koro.
ve çok kıymetli bir koro, Rusavuriç korosu ve bugüne kadar gelmiş, devam edebilmiş bir koro. Onların da bizim de olması Rusavuriç korosunun bizim için çok kıymetli hem gurur. Bu arada oyunun sadece cuma, cumartesi, pazar oynanması korodan dolayı mı? Koroyu, korodakileri toplamak mı zor oluyor? Yani oyun... biraz öyle değil mi? Yani... Şimdi cuma, pazar mübarek gün diye. Çok iyi. Ortak günler. Peki korodakilerine bir ücret veriliyor mu? Gönüllü mü söylüyorlar? Çünkü bir ara onu düşündüm. Dedim hepsine şu kadar verseler zaten. Yani nasıl diyelim? Ya sonuçta işte. Sonuçta burada bir gönül meselesi de var. Gönül meselesi. Ama ya ama gönül, ya şimdi gönül en büyük yoksa şey. Çok çok büyük bir prodüksiyon evet. Olur yani. Yok hayır. Masrafın altında kalmıyor. Evet gerçekten paha biçilemez. Yaptığınız şey Hagop. Yok beraber olmamız paha biçilemez. Paha biçilemez. Bunu hiçbir parayla ölçemeyiz. Yani bu işte biz kendimizde bir şeyi çözmeye çalışıyoruz ama gerçekten bunun şu buluşmanın bence parayla karşılığı yok. Bunu peki o süreç ne kadar sürede geçti? Mesela genelde sorarlar yani prova süresi ne kadar geçti? Şimdi 30-40 kişilik bir ekip, onları toplamak, hepsinin ayrı dertleri, ayrı sorunları var. Şöyle ben gireyim burada. Bizim koromuz zaten yani yaz dönemini genellikle boş geçirip Eylül'den itibaren toparlanıp biz çalışmalarımıza başlarız. Yani biz sanki bir konsere hazırlanıyor gibi. Ama bu proje ortaya çıktığı zaman biz artık tamamen bu projenin eserlerini çalışmaya başladık. Dolayısıyla biz Fehmi ile ve tüm ekiple ilk provayı yapacağımız zaman biz zaten eserleri hazırlamıştık. Bu eserlerden iki tanesi mesela dini eserler. Onlar zaten bizim sürekli söylediğimiz, ayinlerde seslendirdiğimiz eserler. Ama diğer 4 ve 5 eser halk şarkıları olduğu için onları oturup iyice bir çalıştırıp pekiştirdik ki Fehmi ile yapacağımız provada hiç problem yaşamadan direkt söyleyebilelim diye. O anlamda bir zorluk olmadı bizim için o çalışma süreci. Peki oyunda da geçiyor ya, her ağacın bir adı varmış, her insanın da bir şarkısı. Sizin şarkılarınız hangisi? Bu oyunda böyle sizlerin de akılda kalan bir şarkısı benim var mı? Benim Kele Kele. Bir de Hoynazan. İkisini çok dinledim süreç boyunca. Yani ikisi benim şarkım. Bu şarkıları bir de hocam sizin finalde söylediğiniz Ezgi ama adını hatırlayamıyorum. Derbo Ormya. O değil. Onun öncesi solo söylediniz. Ha benim söyledim. Dileyaman diyebilir ama Lele Yaman diye yazmış Gomidas. Peki şöyle bir mırıldanma da alabilir miyiz şarkılarınızı? Esasında Fehmi'nin sesinden. Oyunculuğunun yanında ben şimdi... tabii bilmiyordum, oyuncu olarak biliyordum. Fakat ses olarak da son derece etkileyici. Tabii sesi de çok muazzamdı gerçekten. Evet ve çok iyi artikülasyon, yani söyleyiş tarzı da çok güzel oturtuyor. Bence sen söyle. O sahnede olan şeyler sahnede. Ha, o güzel. Yıldız Simbaşı'nın gibi. Neyse ben de biraz röportajımı renklendiririm diye. Peki biraz da gündeme dair sorular soracağım. Malum biliyorsunuz pahalılık her yerde. Enflasyon tiyatroyu nasıl etkiliyor? Ya hepimizi vuruyor bir şekilde. Evet. Çünkü biz de yani özel tiyatro yapıyoruz. Aslında bağımsız tiyatro yapıyoruz ve %99 seyirciye bağlıyız. Maalesef bununla ilgili yeterli bakanlık ödeneği yok. Birçok tiyatro alamıyor. Ya da işte yerel yönetim desteği, özel sektör desteği, hı-hı, Türkiye'de gelişmiş şeyler değil bunlar. O yüzden evet, biz %99 seyirciye bağlıyız. Seyirci gelmezse o günün masrafını çıkaramaz hale geliyoruz. Yani işte pandemi de etkiledi, düşüş oldu seyircide ama enflasyon ve bu gidiş önümüzdeki 3-4 seneyi etkileyecek gibi gözüküyor. Biz de tabii ki diken üstündeyiz. Yani seyircimiz azalsın istemiyoruz. Yani çok basit matematikler de var işte. Tabii. Enflasyon bu kadar artıyor, masrafınız evet, bu kadar artıyor, nakliyeniz, hı-hı, bu kadar artıyor, bilet fiyatınızı o kadar arttırabiliyorsunuz. Her şey bir etkiliyor birbirini yani. Bir şekilde biz de seyirciyle buluşmak istiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl çok zorlu geçecek gibi gözüküyor. Yani seyirciyi bulmak, oyun sayıları çok düştü şu anda. Yani eskiden 4-5 oynayan tiyatrolar 1-2 tane oynuyorlar aynı oyunu. Bir de bir seyirciye de bir şey söyleyemezsiniz. Yani bir oyun hani 100 lira diyelim bilet, o gecenin masrafı 200 lira hani en iyi ihtimalle. Evet. Bir aileden iki kişi oyuna gelse 400-500 lira gibi bir para. Hani müthiş bir şey bu masraf şu günümüzde yani hakikaten. Yani bu sıkışmışlığı hep beraber hissediyoruz. Keşke aslında devlet sanatın üstündeki bu yüksek fahiş vergileri almasa. Peki, bir tiyatro biletinin 1/3'ünü biz vergi olarak vermek zorunda kalmasak. Desteklemediği gibi bu kadar yüksek vergi de almasa keşke devlet. Umarım bir gün öyle bir hale geliriz. Yani bir biletin 1/3'ünü
biz vergi olarak vermek zorunda kalıyoruz. Çok acı. Bir de şeyi merak ediyorum. Yani mesela elbette ki yani sanatçılar daha böyle daha estetik düşünen, daha sanatsal, daha duygusal, daha naif insanlardır ve evet hayatın bütün zorlukları onları da kapsıyor. Yani sonuçta onlar da elektrik faturalarını, su faturalarını ödüyorlar. Ama belki yaptığı işin illüzyonu bozulmasın diye belki ekonomik durumunu çok seslendiremiyorlar ya da konuşamıyorlar. Bir pazarcı ya da bir ticaretle ilgilenen kadar çıkıp söyleyemiyor ama bu alanda da bu sorununu sizce dile getirmeli mi ya da getirmemesi net olarak getirmeli. Ben bunu her bulduğum mecrada söylüyorum. Yani işte tiyatro kooperatifinin yönetim kurulundayım. Ve biz orada özel tiyatroların sorunlarını, tiyatroların sorunlarını, bu destek alamama meselesini, oyuncuların içinde bulunduğu, yani sendika üyesi olarak da oyuncuların içinde çok büyük zorlukların içinde oyuncularda bu çıkmazı, bu kördüğümü sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Anlatacağız ki çözüm bulalım. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aynen. Çok köklü sorunlar var, yapısal sorunlar var bu alanda, tiyatro, sinema, oyunculuk alanında. Bunların çözülmesi de çok uzun sürecek ama buna niyet edip konuşmaya başlayıp çalışmaya başlarsanız biz hep şeyi konuşuyorduk yani. Biz şimdi başladık çalışmaya, kuruldu kooperatif. 10 sene sonra bazı şeyleri alacağız. Pandemi biraz çabuklaştırdı, bazı haklar geldi ama 10 sene sonra olacak, değişecek bir şey için bile şimdiden çalışmak zorundayız. O yüzden konuşmak zorundayız. Evet, şimdi gelelim. Başka hangi projeleriniz var? Ne gibi çalışmalarınız var? Bizi hangi oyunlar bekliyor? Vallahi şu an bir şey yani benim yazdığım tekstler var ama şu an hani bu Gomidas çok yoğun bir süreçti. Onun biraz tadını çıkarmak istiyorum kendi adıma bir süre. Ama konuşuyoruz, işte Umut'la konuşuyoruz, Hengi'yle konuşuyoruz. Olacaktır bir şeyler ama şu an kesinleşmiş bir şey yok. Peki bir şey soracağım, hemen aklıma geldiği için soruyorum. Şimdi yönetmen ve yazarsınız, oyunumu yazdım, yönettim, sahneye koydum. Oyuncum da yani paşa paşa oynuyor, hakkını da veriyor. Seyircisi de geliyor deyip böyle biraz kenara çekilip ya hiç oyunu takip etmiyor galiba musunuz? Yoksa hep böyle her oyuna gidiyorum. Başındasınız. Her oyuna gidiyorum. Kopamıyorum işten. Bir de hani biraz filmdeki feedback verdim geçen haftaya kadar artık hani. Hani şey yapmak da istemiyorum ama. Yani işin sahibiyiz hepimiz. Öyle bir duyguyla izliyorum. Bir de şey güzel, oyun gitgide o kıvam kazanması, o şey hani tadını fark etmiyoruz ama mutlaka tadını bulması, şey farklılıklar o lezzetini, turşu gibi düşünün işte. Böyle zamanla çok güzel oldu, bir hale geliyor. Onu şahit etmek çok güzel, çok eğlenceli yani. Hani ama evet biraz ara versem iyi olacak galiba. Biz yani böyle yaptı ve sahiplendiği, ya sahip yapıp da sahiplendiğimiz işleri kolay kolay bırakamıyoruz. Sami de öyle, ben de yani her oyuna gittim. Yani orada olmasam da olur ama orada olmak istiyorsun, o anı paylaşmak istiyorsun. O reaksiyonları da görmek istiyorsun. Bir de şöyle bir şey oluyor, hani bugün izlemeyeyim, bir başlatalım, aksilik bir şey yok. Hani bir 10 dakika bakalım, her şey yolunda, çıkalım oluyorum. Yok hani... Bir başlıyorum izlemeye. Bugüne kadar öyle oldu. Çıkamadım yani. Benim röportajlarımı tekrar tekrar izlemem gibi. Kim izlemiş, ne demiş falan şey. Fehmi Karaslan, senin başka projelerin var mı? Bizi neler bekliyor? Şimdi Gomidas çok yoğun geçtiği için tabii araya bir şey almak istemedim ama butik işler yapıyorum. Okumalar falan yakında. Molière'in 400. doğum yılı bu. Tilbe Saran'la bir okuma yapacağız. İş Bankası, Fransız Kültür Merkezi'nde. Türkçe ve Fransızca. Öyle ufak şeyler yapıyorum. Yani bir sinema filmi yaptık geçen sene. Onu bekliyoruz, yakında çıkacak. O hangisiydi? Göç Mevsimi. Göç Mevsimi. Cem Davran'la oynadık beraber. O yakında çıkacak. Biz de çıktığı zaman belki film üzerine tekrar bir daha röportaj yapmak isteriz. Yolcu Tiyatro'nun da yeni projeleri var. Onlarla ilgili hazırlanıyoruz. Benim bu sene oynadığım başka bir oyun vardı. Sami yönetti. Başka Gabi bir tiyatroda ya da Gabriel Düşü. Tiyatro Dea'ya da selam gönderelim. Tiyatro Dea. Kasım ayında. Kasım ayında çıkardık oyunu festivale. O devam ediyor. Yolcu Tiyatro'nun yine oyun projeleri var. Bu sezon ve önümüzdeki sezon için. Bu sezonun sonu ve önümüzdeki sezon için. Onlarla uğraşıyoruz aslında. Böyle bir gidişat var. Kürklü Venüs devam ediyor. Kürklü Venüs ve Yoko'nun doğum günü devam ediyor. Kapıların dışında ya da işte bu 8-9 yıllık serüvenin sonunda geçen aylarda artık tamam dedik, durduk.
Kürklü Münisyoko'nun doğum günü ve Gomidas Yolcu Tiyatro'nun devam eden projeleri bu sezon. Evet, sevgili Akop, sizin müzik yolculuğunuz nasıl devam ediyor, neler var? Biz şu an Gomidas'ta devam ediyoruz. Onun dışında hem Gomidas'taki tanışmışlığımızın da vesileli olduğu bir başka bir değerli kişiyle tanıştık. Bir belgeselle ilgili bir projesi vardı. Orada benim üzerimden Koro ve Ermenilerde Paskalya zamanları nasıl evet. olur şeklinde. Böyle bir belgesel içinde olma durumumuz var. O var şu anda yakın tarihte. Çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz, seyircilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Benim atladığım. Oyunları bekliyoruz yani. Yani evet, Satül Bey'e buradan bir böyle bir anmış olduk. Bizimki çok kıymetliydi. Tekrar ben Lusavuriş Korosu'na ve Hagop Mamigonyan'a çok teşekkür ediyorum bu projede oldukları için. Hep böyle konuştuğumuz da bir şey. Bu masanın dört ayağı var. Dördü de burada. Evet. Bizim için çok kıymetli. Bir tanesi olmasa böyle olmazdı bu proje. Bu kadar ses getirmezdi. Bu kadar seyirci de karşılık bulmazdı. O yüzden bu birliktelik içinde ayrıca Lusavuriş Korosu'na çok teşekkür ediyorum. Biz de tabii ki Yolcu Tiyatro'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir düşünceyi ortaya çıkardıkları için. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, bu yılda yine Yolcu Tiyatro'nun yıla damgasını vuran projelerinden birisini konuştuk. Gomidas oyunu bana göre yine sezonun en iyi oyunlarından birisi. Özellikle de seyirciye de farklı bir tiyatro tecrübesi de kazandırmış oluyor. Oyun bir kilisede oynanıyor ve Fehmi Karaaslan performansıyla. Onu da kutluyoruz. Yazarı Ahmet Sami Özbudak da her zamanki gibi güzel oyunlar kaleme aldı. Bizler de kendileriyle güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayata sanatla direnin, Diren Sanat'ı takip etmeyi unutmayın ve bu oyunu da izlemeyenler mutlaka izlesin diyoruz. Hoşça kalın. Evet.